Emekli tüm general Haldun Solmaz Türkiye, Doktor Haldun Solmaz Türkiye, bir kulak verelim. Bugün Gazete Pencere'de bir yazı kaleme aldı. Gazete Pencere'de Haldun Solmaz Türk'ün yazısını manşete taşıdı. Bu toplantıya ilişkin tespitleri ve itirazları var Haldun Solmaz Türk'ün. Şöyle diyor Haldun Solmaz Türk. Bu arada 12 şehit haberi geldikten sonra, yani 22 ve 23 Aralık'ta, yanlış hatırlamıyorsam 22 ve 23 Aralık'ta 6-6, bir gün 6 sonra 6, 12 asker şehit haberi geldikten sonra Haldun Solmaz Türk Pençe Kilit Harekatı'na ilişkin bir takım sorular yöneltmişti. Bölgede görev yapmış, terörle mücadele etmiş, operasyonlar, büyük operasyonlar yönetmiş bir isim Haldun Solmaz Türk. Yazısı şöyle: Kuzey Irak'ta aynı yerde tekrar yaşanan sızma ve verilen şehitlerden sonra Cumhurbaşkanı cumartesi günü Milli Güvenlik Kurulu'nu toplamak yerine güvenlik zirvesi topladı. Zirveye kendisi, dışişleri, içişleri, Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı ve İletişim Başkanı katıldılar ve terörle mücadele stratejilerini bütünlüklü olarak değerlendirdiler. Toplantı 45 dakika sürdü. Yani bütünlüklü değerlendirme dedikleri adam başına 5 dakikalık. İletişim Başkanlığı 1,5 saat dedi, hatırlatayım. Vardıkları sonuçta bütün bu yaşananların örgütü semirtme operasyonu olduğu. Güvenlik zirvesinde kuvvet komutanları yok. Onların yerine dış politika ve güvenlik başdanışmanı var. Dış politika ve güvenlik başdanışmanı 1976 Almanya doğumlu, 47 yaşında, Avrupa ekonomisi eğitimi almış. Babası Erdoğan'ın özel doktoru. Kendisi de özel kalem müdürüydü. Sonra milletvekili oldu ve 4 yıl spor bakanlığı yaptı. Şimdi de güvenlik başdanışmanı. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyelerinin her biri gibi o da doğuştan güvenlik uzmanı. Milli güvenlik siyasetiyle ilgili geleneksel kurum, kurallar ve kültür tümüyle yok edildi. Yaşananlar bundandır. Bilmiyorlar, öğrenmiyorlar, yönetemiyorlar. Sonra da elbette şehitlerimiz de oluyor diyerek yaşananları sıradanlaştırıyorlar. Bunların hiçbiri normal değil. Kader de değil, kaçınılmaz da değil diyerek tamamlamış Haldun Solmaz Türk yazısını. Yazısında buraya gelmeden evvel, yani Milli Güvenlik Kurulu'na dikkat çekiyor. Milli güvenlik siyasetine dikkat çekiyor. Eğer böyle bir saldırı gerçekleştiğinde, böyle bir saldırı gerçekleştiğinde neden Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı komuta kademesiyle bir toplantı yapmak yerine işin çok da uzmanı olmayan Akif Çağatay Kılıç gibi isimlerle toplantı yapıyor diye soruyor Haldun Solmaz Türk. Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu